Merhaba Tuna Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Merhaba, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yamaha MT9 Tracer kullanıyorsunuz. Ne zamandır, ne kadar zamandır kullanıyorsunuz bunu? 2 ay oldu yaklaşık. Benim 4. motorum. 5 yıldır motosiklet kullanıyorum faal olarak. Ne kullanmıştınız daha önceden, bunun öncesinde? Bundan önce Suzuki V-Strom, Honda Crossturer ve Yamaha X-Maxim olmuştu. Bu 4. motorum, MT09 Tracer. Ne zaman almıştınız bunu? Nisan ayında aldım, yaklaşık 2 ay oldu. Yani fuarda görmüştüm, beğendim. Yani sıfır aldınız? Evet, sıfır kilometre aldım. İşte 2016 model. Biraz beklemem gerekti işte 2 ay kadar. Kaç kilometre yaptınız şimdiye kadar? Şu an yaklaşık 3000 kilometrede şu an. 2 ay oldu. Evet, yani işte işten vakit buldukça sürmeye çalışıyorum. Normalde şeyler arası çok şey yaptığım için, hafta içinde özellikle uçakla, arabayla gidiyorum. Kalan vakitte de motosiklete binmeye çalışıyorum hafta sonları. Yani aslında bayağı da binmişim gibi gözüküyor. Yani 3000 kilometre o zaman iyi yapmışsınız Evet. Gerçekten. Peki şeylere, hiç etkinliklere katıldınız mı daha önceki motorlarla? Daha önce etkinliğe katılmadım. Şöyle kendi arkadaş çevremde işte arkadaşlarım motorlarıyla, hani 4-5 motor şeklinde işte şehir dışı işte geziler yaptık birkaç defa. Onun dışında hani bir özellikle bir kulübe üye değilim. Yani faal olarak sürekli etkinliklere katıldığım bir kulüp yok. Uzun geziye çıktınız mı daha önceden? Uzun gezi, yani Türkiye içinde sadece binebildim. Yurt dışına henüz çıkamadım. İnşallah kısmet olursa onu da düşünüyorum. İşte Ege sahillerine gitmiştim İstanbul'dan daha önce. İşte Edirne, Ankara, hani bu kadar yani, bu boyutta yani uzun yolum. Peki motorun hani size garip gelen bir yeri var mı? Bir sürü motor kullanmışsınız ve hani birçoğu da enduro tarzı motorlar sanırım. Yani genelde dik oturuş pozisyonu olan motorlar. Yani burada hani ilk defa 3 silindir kullandım. Hani böyle hem 2 silindir hem 4 silindir gibi böyle biraz tabii melez bir makina. Yani çok enteresan gelmedi ama 4 silindire yakın bayağı. Yani bu kadar beklemiyordum. Hani titreşimi falan çok az. Hani performanslı seri de bir motor. Hani bu hacimde bu kadar seri olacağını beklemiyordum açıkçası. Daha önceki motorun 1200 cc'nin biraz üstündeydi. Bu da ondan bayağı küçük olmasına rağmen 850 cc bayağı seriymiş yani, şaşırdım. Şey diyeceğim, MT09 ve MT07 için şey diyorlar, 160-170'ten sonra sarsıntı problemi var diyorlar. Hiç hissettiniz mi öyle bir şey? Şimdi onunla ilgili ben de internette daha önce çok forumlarda okudum. Bayağı bir paylaşım vardı, videolar da vardı hatta. Yani benim işte bir Ankara seyahatim oldu motosikletle. Orada tabii otobanda gittiğim için hani yolda müsaitti. Yani ben de yüksek hızlara çıktım. Bazı noktalarda hatta 200'ün üstüne çıktım da oldu ama bende kafa sallama gibi bir şey olmadı. Belki ben hani biraz hani yaklaşık 100 kilo olduğum için bilmiyorum. Biraz daha herhalde oturaklı oldu, bilemiyorum. Başka biraz... firmaların çıkarttığı söylenti falan olmasın? Ya aslında hayır, videolarda da gördüm de belki biraz hani sürüş pozisyonuyla da ilgili olabilir. Hani biraz böyle yüksek hızda biraz öne kambur gibi oturmak belki çözüm olabilir. Hani çok böyle dik değil de hani o kadar yüksek süratte. Yani ön tarafı biraz hafif diyorlar çünkü. Ya ben zaten diğer motoru kullanırken de hani şundan daha ağır motorlarım oldu işte. Onlarla giderken de biraz öne eğik o süratlerde kullanıyorum. Yani bunda bir o durumu yaşamadım. Belki daha hafif bir sürücü olsam, belki dik pozisyonda otursam belki o zaman olabilir, bilemiyorum. Ve o sırada top gaze'im de vardı benim yani. 220 yaptım sanırım birkaç kere. Yani bir şey olmadı. Ya internette gördüğüm kadarıyla 225 civarında bir limitörü var. 228 öyle bir limitörü var. Yani ben 220'ye kadar çıktım. Daha da çıkmadım. Zaten gerek de yok aslında yani. Hani deneme maksatı yolda çok müsaitti. Öyle deneyeceğim. Bundan daha önceden gelen bir tane röportaj yaptığımız arkadaş vardı. O MT07'sine Yoshimiro egzozlar var. Evet. Onlardan takmıştı. Bunların hani egzozları aslında bence yeterli ama siz değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Ya bana kendi sesi zaten hoş geliyor. Yani 3 silindir olduğu için sesi güzel gerçekten bence.
Evet, yani bunun da Akrapovic egzozları var Yamaha'nın bildiğim kadarıyla. Direkt orijinal aksesuar kataloğunda. Yani sonuçta fiyatı da önemli. Çok fazla ses çıkarması bir taraftan iyi belki fark edilebilirlik adına. Bir taraftan da hani rahatsız edici olabilir. Yani çok böyle ihtiyaç duymadım açıkçası ben ya. Yani. Ya bence de hiç gerek varmış gibi durmuyor zaten. Hani performanslı bir makine zaten. Kaç litre benzin alıyor hiç baktınız mı? Vallahi deposu zannedersem 19 litreydi. Ben yakıt aldığımda genelde 16,5 litre civarı yakıt alıyorum. Şeyde de 4,9 gibi ortalama tüketimi. Performanslı kullandığınız zaman 5,5 litre civarı yakıyor yaklaşık. Evet, 3 tane de sürüş modu var. Yani ben bayağı bir ilk 2000 kilometre şehir içi kullandığımda 4,9'a kadar düştü averaj. Tabii, öyle söyleyeyim size. Ha? Şehir içinde sürekli genelde kullanım. Evet evet, ya sadece işte Şile, Ava gibi klasik yerlere gittim uzun yol sayılabilecek o dönemde. Onun dışında yani çok aşırı sürat yapmazsanız, çok aşırı devir yapmazsanız, hani 7000 devirin üzeri gibi şeyler, 5 litre yakın yakıyor yani yol bilgisayarının söylediği o şekilde. Siz şu anda 2 kere mi bakıma gittiniz? Valla henüz ben bir kere gittim. Evet, bin bakımına gittim. Ya bir sonraki bakım da yakınlarda olabilir, bilemiyorum. Bir sormam lazım açıkçası. Çok onu şey yapamadım. 5000 de olabilir, emin değilim, bir bakmam gerekiyor açıkçası. Tabii değişik olduğu için yani bu motor çok açıkçası şeye dikkat etmedim ya. Yani genelde biniyorum yani o konuya bakmam lazım. İyi oldu. Çantalarla gerçekten çok güzel oldu. Tam yolculuk motoru oldu. Evet, İnşallah siz de uzun bir yolculuğa çıkarsınız, İnşallah. Tadına varırsınız. İnşallah gezmek istiyorum. O maksatla şey yaptım zaten. Ya bakın bayram tatillerinde falan inşallah işte fırsat olursa işte Yunanistan, Ege sahilleri gibi yani klasik gitmek istediğim yerler. Evet, oralara gideceğim. Eşyalarımı da inşallah taşıyacağım bakalım. Tamam, çok teşekkürler verdiğiniz röportaj için. YouTube'da yayınlayacağız bunu. Tamam. Haberiniz olsun. Motosiklet aksesuarları kanalımız var. My Motosiklet diye bizi bulursunuz kolaylıkla. Tabii. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Mersi.